Şadi. Şadi. Yok anacık yok. Duymuyor kafa seslerimizi babam. Vallahi duymuyor. Nezle grip derken o vasfını yitirdi herhalde. Olsun. Olsun oğlum. Sen yine de fısılda. Bak şimdi ben diyorum ki Lale'nin baba meselesi bende. Sen de tepe tepe kullan. Tamam. Sonuyla onun yanına gideceğim ben birazdan. Sen de ortadan kaybolayım deme. Çünkü bir ihtiyacım olursa ben seni çağırırım. All right. Erol. Hadi kalk. Terapiste gidiyoruz vallahi. Gelecekteki problemlerimizi çözmemiz için önlem almamız gerekiyor. Aşkım, hayatım, baby'si, bebeksi, neyin terapisti? Burama geldi benim artık. Yalama olduk terapistten. Çok katılıyorum oğluşma. Çok katılıyorum ya. Kızım görmüyor musun Onur'la Laleciğimizin halini? Çocuklar, öyle kafayı, kalbi falan böyle gidip 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 kurcalatmak öyle iyi bir şey değil. Hafazan Allah. Hiç katılmıyorum kaynanam. Bence çift terapisti çiftler için çok önemli bir şey. Çok haklısın kızım. Gidin tabii. Uzmana danışmak iyidir her zaman. Özür dilerim ama o kadar da iyi olmayabilir efendim. Çünkü bir tamirci atasözü şöyle buyurmuşlardır. Çalışan kutuyu açmayın, kurcalamayın. Oğlum, onu 80'lerdeki video player'lar için söylüyorlardı. Artık biz dijital çağdayız, biz bilişim çağındayız oğlum. Yani şimdi baktın olmadı, eski yazılımı sildir, yenisini yazdır. Baboli, ben yazılımdan memnunum. Ben yeni sürüm istemiyorum. Ben artık bilişim istemiyorum. Bu yaşıma gelmişim. Bu benim son bilişim artık. Neyinden memnunsun acaba? Ha? Neyinden mutlusun acaba sen? Kalk hadi kalk kalk. Tabii tabii hadi kalk gidin hadi kalk kalk. Hadi kalk kalk. Nasıl kalk kalk? Nasıl kalk kalk? Kubaratla beni şu anda terapiste mi yolluyorsunuz siz? Bu nasıl bir Ege şivesi mi bu? Nerenin ağzı bu? Hadi kalk Erol kalk. Kalk kalk. Of tamam gidiyorum. Anacık kalk kalk dediler madem. Ben terapiste gidiyorum. Bir ot balans yaptırayım. Ailemi sağa çekmesin. Kalk kalk. Kalk kalk. Kargagiller gak gak diyor ya. Gak gak neymiş ya? Gak gak. Sizin biraz kilo vermeniz gerekiyor. Erol Bey sizin de almanız gerekiyor. Gerçekten mi hocam? Şu anda mı? Eğer şu andaysa ben almaya hazırım. Yeter ki Filizciğim kilo versin. Birazcık kilo versin. Benim bünyem müsait. Ben alırım. Yeter ki Filizciğim birazcık kilo versin. Şimdi şöyle, ben doğumdan sonra biraz kilo aldım. Hani ama bunları vermeye çalışıyorum yavaş yavaş. Erol'ün de kesinlikle kilo alması gerektiğine katılıyorum. Çünkü kendisi baktığınızda biraz cılız bir insan. Bir de biz böyle evde hep mesela bilek güreşi yapıyoruz. Hep ben yeniyorum. Hani o da zevkli olmuyor. Yani işte ne bileyim, sağlığımız açısından da düşününce aslında tabii ikimizin de onun kilo alması benim vermem gerekiyor. Hayır efendim, sağlıkla alakası yok. Koltuğa oturduğunuzda tam simetri olmuyor efendim. Gözlerim bozuluyor. Ay çok var şu anda. Kaykılamadık da. Hocam yok, biz onu sağlayamayacaksak biz müsaade isteyelim. Eve gidelim, kendimiz çalışalım, simetrik dönelim diye düşünüyorum. Otur Erol. Sakın kaçayım deme, kaçamazsın. Burası terapist, buradan çıkış yok diyorsun yani. Helal olsun mitokondrim. Hocam o zaman geçmişe giderek anlatmaya başlıyorum. Merci dava gideyim mi 1516? İşte sizin probleminiz bu. Ergenlik dönemini tam atlatamamışsınız. O dönemin dersleri fışkırıyor sizden. Mercidamık, mitokondri, yazlar sıcak ve kurak. Yanlış mı? Evet, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Akdeniz iklimi işte. Bitki örtüsü de makidir hocam bunun. Ah geçmiş zaman. Babacığımla yola giderdik, yol yapardık. Benim de yolda hala çişim gelir. İki de bir, o böyle gelir gelir dururuz. Babam da makilik alana çekerdi. Makilik alanda da affedersiniz çöldürürken insanın orasına burasına makilik. Demiştim efendim. Tipik bir iç ilişkilerini kendine özel, dış ilişkilerini anneye tam bağımlı erkek örneği. Heh, aynen böyle tam olmamış gibi değil mi? Ne bileyim, kelek karpuz gibi böyle, böyle çiğ erik gibi böyle, ekşi ekşi üzüm gibi. Benim kocam böyle taze kaşar gibi değil mi? Ah hocam, tazeciktim, genceciktim, dipdiriydim, dupduruydum. Bir anda oldu her şey. Nasıl oldu bilemedim ki. Kız isteme dediler, iki tane çocuğu kucağımda buldum. Bir anda iş temposu, kariyer, kariyer, kariyer. Bütün çevrem beni yer, öyle düşünün hocam. Bravo, çok güzel özetlediniz. Türkiye'li erkek tipolojisi. Anneyle göbek bağı tam koparılamamış. Hayır, koparılmış. Doğum sırasında göbek bağı makas marifetiyle alınıyor. Annem de onu yine makas marifetiyle ikiye bölüyor. Bir yarısını şirketin önünde bonsai saksısı var. Onun dibine gömüyor. Diğerini de üniversiteye gömüyor ya. İşte şey, üniversiteyi bu zar zor bitirmiş de hocam, onu diyor herhalde. Şirket işleri de nanayto. Ama hocam, baby'si lütfen. Şimdi bonsai'ye de tam bakılamamış. Gerçekten bonsai'ye de bakamamışlar hocam. Karşıda bir tane büfe var, büfeciye vermişler. Adamcağız da bilememiş bonsai nedir. Kurumuş, solmuş, kalmış. Ha işte bu, o yüzden böyle büfeci style'a. Ha bir de çok pardon. Bir dirhem parçası kalıyor bu göbek kordon bağının. Anacığım onu alıyor bir tane mendile böyle dertop ediyor. Çekmecesinin dibine saklıyor onu. Evet efendim. Başka sorum yok. Söz savunmanın. Anneyle aranızda halen göbek bağı bulunuyor. Aa!
Vallahi duruyor. Çekmecede duruyor. Aa, şu anda aydınlanıyorum. Yemin ediyorum şu anda görüntü geldi bende. Anamla telepatinin sırrını çözdüm şu anda. Telepati derken? Ha, telepati de. Onu da şey yapayım. Telepati derken de şöyle hocam. Anamla bizde bir sezgi yüksekliği var. İnanamazsınız. Anam sezdi mi ben hop seziyorum. Çok güzel. Anlatın anlatın. Heyecanlı oluyor. Dinliyorum. Anlatayım hocam. Efendim Kafi, artık çocukluğunuza gelelim. Oraya geliyorum hocam. Başlığımız çocukluğum, anam ve mutfak. Annem öyle bir tost yaptırtırdı ki elemanlara, inanılmaz bir tost yaptırtırdı. Kimse onun kadar yaptırtamazdı. Misal bir mantı yaptırtırdı, Kayseri'de öyle mantı yaptırtamazsın. Beslenme çantasını bir hazırlattırtırırdı, vallahi başkası hazırlattırtıramazdı. Ha şimdi benim kaynana aslında böyle biraz adam çalıştırmayı iyi bilirdi. Yani iyi bir insan da sayılır ama cadalozlaşınca var ya, öyle bir cadalozlaşıyor ki yani. Biliyorum efendim, tanıştım kendisiyle. Şu koltuğa oturmayı fazlasıyla hak eden bir şahsiyet. Allah titriyorum hocam. Ay. Çok pardon, terapiyi de vallahi kestim. Anam arıyor. Ah kurban oldum benim. Anacığım, canım, Emret. Oğluşum, çok acil bir durum oldu. O yüzden heyecanlı heyecanlı arıyorum. Bana bak, burada Nilüfer ve Kurtuluş babalarını bulmak üzereler. O yüzden şimdi ben sana bir adres veriyorum. Ve sen hemen o adrese uçuyorsun. Yani ışınlanıyorsun çocuğum, tamam mı? Tamam, hemen uçuyorum. Emredersin, emrin olur. Söyle adresi, yazıyorum hemen. Erol Bey, lütfen o telefonu kapatın. Bu tedavinin ilk adımı olsun. Erol, kapat koca kızı. Valla bak, yapabilirsin. Hadi kapat. Bir saniye. Mühim. Çok ivedi bir şey. Mühim. Evet. Her şeyi anladım şu anda. Tamam, adrese de gerek yok. Aklımda. Hepsi burada şu anda. Oradan dönüyorsun, sahilin oradan. Evet, tamam anladım. Geliyorum anacığım, hemen. Yavrum, sen ne dediğimi anlayabiliyorsun değil mi? Yani adam babalarının yerini biliyormuş. Oğlum, babalarını diyorum. Babalarını mı diyorsun? Oha kızım, bu nasıl bir bilgi? Babaları ve yakında mıymış? Efendim, lütfen şu telefonu kapatalım. Seans sırasında elektromanyetik dalgalar zihninizde antidepres yapabilir. Kapatıyorum anneciğim. Tabii dediğiniz gibi kapatıyorum hemen telefonu. Kapat çocuğum, kapat. Hadi uç. Emredersin, sultanım benim. Hocam, benim hemen gitmem lazım. Hayat memat meselesi. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Burada mutluluğumuz mevzu bahis. Kızım, orada da benim anacığım mevzu bahis. Efendim, seansın ortasında giderseniz tam ücret alın. Tam para alın hocam. Demirden korksak trene binmezdik. Anam bekliyor benim orada. Ya. Anam! Efendim, mendil vereyim mi? Seans ücretine dahil. Yok, gözyaşlarımı içime akıtacağım ben. Ayrıca da o papyonu bir düzelt ya. O nedir ya sabahtan beri? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.